Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yokuş çıkıyorum. Motor biraz ses çıkarıyor olabilir. Kusura bakmayın. Bugün arkadaşlar bir piyasa videosuyla beraberiz. Normalde benim çok fazla yapmadığım video tarzında olan bir video. Biliyorum ama düzenli olarak soruyorsunuz. Ben de o yüzden bir tane video çekeyim dedim. Tabii araba videoları çektiğim için düzenli olarak bu tarzda sorular geliyor. Normal, anlayabiliyorum böyle sorular gelmesini. Çünkü hani insanlar nispeten uygun fiyatlı ve mantıklı arabalar bulmak istiyorlar. O yüzden de bu tarzda sorular geliyor. Şimdi ben 200-300 bin lira arasına böyle 6-7 tane model belirledim. Bu modellerden bahsedeceğim. Neler var neler yok. 200-300 bin lira arasına böyle orman yollarında keyifli 92 model Altima'mızla gezerken sizlere bundan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce arkadaşlar kanala abone olarak destek olursanız öncelikle gerçekten çok sevinirim. Yani kanalın devam etmesi için, büyümesi için, daha güzel videolar çekebilmemiz için abone sayımızın artması gerekiyor. Abone olanların şimdiden elleri dert görmesin diyorum. Aynı zamanda soru vesaire soracağınız zaman da yorumlara da elimden geldiğince cevap veriyorum ama Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram'dan direkt olarak ulaşabiliyorsunuz. Çünkü Instagram'da çok fazla takipçim yok. Onu da şu anda üst tarafta görebilirsiniz. Hatta ve hatta siz bu videoyu izlerken 3 saat sonra, ben videoları 6'da atıyorum. Yani 3 saat sonra Twitch'te canlı yayında olacağım arkadaşlar. Artık canlı yayın yapmaya başladım. Orada böyle daha çok makara muhabbet yapıyoruz. Keyifli oluyor. Ben de daha yeni başladım yayın açmaya. Eğer gelip destek olursanız sevinirim. Twitch'e bekliyorum canlı yayına. Saat 9'da yayındayız arkadaşlar. Twitch linkini de yorumlarda şu anda başa sabitledim. O linke tıklayarak direkt Twitch'e gelebilirsiniz. Videoya başlayalım. Şimdi piyasa aldı başını gitti. Bir yerlere geldi. Araba almak gerçekten büyük bir dert haline geldi. Şu anlamda şimdi gerçekten hani çok fazla para verdiğimiz için insanlar araba alırken en doğrusunu bulmak istiyorlar. Ama ne yazık ki 200-300 bin lira arasına araba baktığınız zaman biraz daha eski ve kilometresi yüksek bir araba alıyorsunuz. Hani bunun başka çaresi yok. 200-300 bin liraya 2018, 2019, 2020 model bir araba olmayacağına göre genel itibariyle 2005 modelle 2012 model arasında arabalar belirledim. Şimdi ilk olarak ben şimdi buraya notlarımı aldım. Notlarımdan kopya çekeyim, size söyleyeyim. Telefonu da bacağımın arasına koydum ama bir zararı var mıdır acaba ya? Neyse, devam edelim. Piyasa arabaları belirledim. Öyle ekstrem arabalar belirlemedim. Bunlardan en başta Fiat Linea var arkadaşlar. Fiat grubundan. Biliyorsunuz Linea çok kullanılan, ondan sonra özellikle taksilerde vesaire çokça tercih edilen, ki zaten ben her zaman söylerim, bir araba eğer taksiciler tarafından kullanılıyorsa nispeten mantıklı bir arabadır diye düşünüyorum. Çünkü ticari olarak kullanılıyor taksiler biliyorsunuz ve çok fazla kilometreler yapıyorlar. Çok fazla yol yapıyorlar. O yüzden bu adamlar öyle çok yakan, devamlı arıza çıkartan, işte ustası bulunmayan, ikinci elde sıkıntı yaratacak bir arabaya bakmazlar. Şimdi Linea böyle 2012-2013 modelleri ve işte 1.3 multijet olanları, ondan sonra böyle 150 bin kilometreler üzerinde, işte belki 200 bin kilometreler civarında bulunabiliyor arkadaşlar. İşte 2012 olmasının, işte 2012-2013 model olmasının artısı en azından çok eski bir araba olmaması. Şu anlamda baktığınız zaman aslında 10 yaşında oluyor. Evet, eskimiş bir araba oluyor ama yani 2005 model bir arabaya göre yine nispeten biraz daha genç sayılabilecek bir araba. Ama tabii yani bu tarzda dizel arabaları alırken, özellikle eski dizel araba alırken arabanın motor sağlığına bakmak lazım. Yani yüksek kilometreli dizel arabalarda işte enjektör problemleri, EGR, DPF vesaire gibi bazı problemler, yani motorun dizel olmasından kaynaklı bazı problemler olabiliyor. O yüzden yüksek kilometreli dizel alırken şöyle iyice bir kontrol ettirmekte fayda var. Gerçi hani bu sadece dizel için geçerli olan bir şey değil. Benzinli bir araba da alıyorsanız detaylı bir şekilde kontrol etmekte fayda var. 1.3 multijet motoru biliyorum. Güzel bir motor 1.3 multijet motor. Gitme anlamında çok mağdur etmez. Yakma anlamında da az yakan bir motor. O yüzden mantıklı olacaktır. Aynı zamanda sedan bir araba Linea. İşte bagajıyla, bilmem nesiyle, işte ailecek kullanılabilecek olan bir araba gibi geliyor bana. O yüzden Linea'ya bakmanızı ben tavsiye ederim. Onun haricinde yine Fiat'ta mesela Punto var arkadaşlar. Punto'larda da aynı şekilde işte 2012, 2013, 1.3 multijet, hani sedan olmasın, birazcık daha böyle genç işi olsun falan diyorsanız tamamen sizin tercihinize bağlı. Hatchback olarak da Fiat Punto'da alabilirsiniz. Fiat'a karşı güvensizlik anlamında belki ön yargıları olan varsa Punto'nun yol tutuşu vesaire fena değildir, iyidir. Hatta yani Linea'nın da yol tutuşu kötü değildir. Yani güvenlik anlamında, yol tutuşu anlamında fena arabalar değiller. Aklınızda hani belki öyle bir ön yargı varsa diye söylüyorum. Punto'nu da 2010-2012 bakabilirsiniz arkadaşlar, o model aralığında. Onun da 1.3 multijetleri işte 200-300 bin lira arasında var. Yani 200-300 bin lira diye fiyat söylediğim zaman bazen 300 bin liranın da biraz üstünde olabiliyor. 200 bin liranın da bir tık altında olabiliyor. Gerçi şu anda bu saydığım modeller arasında 200 bin liranın altında olan hiç yok ama 300 bin liranın belki bir tık üstüne çıkabilir. Orada da sizin pazarlık yeteneklerinize kalmış oluyor. Yani iyi araştırırsanız güzel bir arabayı piyasasına göre belki biraz daha uyguna denk getirebilirsiniz. O artık tamamen sizin araştırmanıza ve pazarlık yeteneğinize kalmış arkadaşlar. Ki ben pazarlık konusunda bayağı kötüyümdür mesela. Çok fazla yapamam. Beceremem yani. Bizim Samet var. Samet olsa var ya, üf, pazarlığın içinden geçer. 2006-2007 model Volkswagen Polo'lara bakabilirsiniz. 1.4 TDI. Güncel halini kullandım ben 1.4 TDI'nin ama işte o eski 2006-2007 kasa 1.4 TDI kullanmadım. 80 beygir ama işte en nihayetinde dizel, bir de onlar 3 silindirli diye biliyorum. Torku da 190 küsür torku vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani çekiş anlamında çok fazla mağdur edeceğini zannetmiyorum. Tabii ki de hani uçup kaçacak bir araba değil ama hani o arabayı az yakması ve şehir içinde sağa sola giderken kullanmak için tercih edebileceğiniz tarzda bir araba. Ve 1.4 TDI de bence az yakar. Yani güncelleri çok az yakıyor. Eskisinin de ben çok yakacağını düşünmüyorum. O yüzden hani az yaksın, şehir içinde fıtı fıtı gideyim geleyim, işte küçük bir araba olsun, park ederken falan zorlanmayayım diyorsanız 1.4 TDI 2006-2007 model Polo'lara da bakabilirsiniz, aklınızda olsun. Sonra yol güzel geldi, şöyle basalım mı? Hem de bir mola vermiş oluruz. Şöyle bir 3000 devre alalım. Hop. Yine bu yolda gölgede kalan yerler gördüğünüz gibi ıslak. Arabamızda da ABS olmadığı için kontrolü elden bırakmıyoruz. Devam edelim. Renault'da Clio var arkadaşlar. Clio'nun işte 2010-2012 model Clio 3'ler. Bunlara bakabilirsiniz. 1.5 TSI motorla beraber tercih edebilirsiniz. Ki yani Clio'da 1.5 TSI yakıt anlamında o da çok yakmayan bir araba ve aynı zamanda hani işte 1.5 TSI, 1.3 multijet gibi motorlar piyasada işte böyle kendini kanıtlamış, uzun yıllar kullanılmış, ondan sonra parça anlamında işte bulabileceğiniz, sorun yaşamayacağınız piyasa arabalarından, piyasa motorlarından olduğu için 1.5 TSI'da aslına bakarsanız mantıklı Clio ile beraber. 2010-2012 1.5 TSI Clio'lar mevcut. Onlara da bir göz gezdirmenizde fayda var. Ne oldu ya? Güneş açtı. Bu arada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de kutlu olsun. Kanalı izleyen hiç kadın yoktur diye düşünüyorum ama eğer içinizde varsa Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Şimdi hep dizel arabalardan bahsettik. Ben genellikle hani bu fiyat aralığında insanlar hani daha çok ekonomiyi ön planda tutarlar diye düşündüğüm için dizel arabalardan bahsediyorum. Ama hani bir tane de benzinli söyleyelim. Mesela işte Megane 2'ler var. Kanalda tesisinde vardı. 2005-2008 böyle 2006 model, 2007 model, 2008 model. Ondan sonra 1.6 atmosferik Megane 2'ler var. Yani Megane 2 arkadaşlar şöyle söyleyeyim, beni konforuyla çok şaşırtmıştı. Gerçekten beklediğimden çok daha fazla konforlu bir arabaydı. Hani konforlu sedan, ondan sonra sedanı niye baskılayarak, vurgulayarak söylüyorum? Hani böyle 4-5 kişilik bir aileyseniz hatchback araba belki hani sizi biraz kesmeyebilir. O yüzden sedan bir araba bakıyor olabilirsiniz. Megane 2'lerde hani bagaj anlamında falan sizi mağdur etmez. Sedan olduğu için. Aynı zamanda da konforlu bir araba. İşte 1.6 atmosferikte alabilirsiniz. LPG motorları uyumlu mu tam bilmiyorum ama eğer uyumluysa, LPG'de problem çıkartmıyorsa LPG ile de binebilirsiniz. Megane 2'ler de aklınızda bulunsun. Bakmanızda fayda var. Bilmeyenler için, bu Kurtlar Vadisi izleyenler varsa, İskender Büyük'ün adamlarının kullandığı araba arkadaşlar. Corsa var mesela. Opel Corsa'lar var arkadaşlar. Şöyle yol müsait şu anda. Karşıdan da gelen yok. Şu dedeyi bir şurada bir denemek istiyorum. Dedem benim ya, maşallah var. Bak, kış lastikleri var şu anda üstünde. Hava sıcak. Kış lastiğine hiç uygun değil. Çok güzel giriyor çıkıyor. 2010, 2012 1.3 CDTI Corsa'lar var. Zaten arkadaşlar bu arada hani bu 1.3 CDTI Fiat ortaklığında yapılmış olan bir motor diye biliyorum. Bilenler varsa yoruma yazabilirler. 1.3 CDTI Corsa'lara da bakılabilir ama yani 300 bin liranın üzerinde fiyatları var. Değer mi bilmiyorum. Bana açıkçası çok fazla değer gibi gelmiyor. O yüzden listeye alsam mı almasam mı zaten kararsız kalmıştım. Onun haricinde arkadaşlar Astra H'lara bakılabilir. Yine 1.3 CDTI Astra H ya da işte benzinli motorları da var onların LPG'li bir şekilde. Astra H güzel arabadır. Oturaklı arabadır. Yol tutuşu iyidir. Ondan sonra C sınıfının hakkını dönemine göre veren bir arabadır. Astra H'da bakabilirsiniz yani. Sonra cima Accent Era'lar var arkadaşlar. Accent Era'yı ben kullandım. Çok da zaman olmadı kullanalı. Hani bir ay falan oldu. 1.5 CRDI motoruyla beraber kullandım. Gayet güzel gidiyor. Yani gidiş anlamında hakikaten çekişi falan bayağı iyi. Yol tutuş anlamında verdiği güven beni pek tatmin etmedi ama zaten hani o arabada yani yol tutuş anlamında falan böyle çok fazla beklentim yok zaten ama hani pek fazla, çok fazla böyle yola yapışan, güven veren bir yapısı yok arabanın, onu baştan söyleyeyim. Ama çekiş anlamında, gidiş anlamında gayet güzel. Behzatçı sebebiyle de zaten sempatimiz olan bir araba. Bu hani EGR ile alakalı bir iki problem yaşayanlar olmuş. O benim kullandığım arabada da EGR iptaldi problem yarattığı için. Onun bilgisini vereyim. Hani az yakar çok kaçar diyeceğimiz tarzda bir araba arkadaşlar Accent Era. O da piyasa arabası. Alırken satarken zorlanacağınız tarzda bir araba değil. Accent Era'lara da bakabilirsiniz. Bu saydığım arabalar her ne kadar 200-300 bin lira arasında desem de genellikle 300 bin lira tarafına yakın fiyatlara bulunuyorlar. Özellikle mesela 2013 Linea 300 bin liraya yakın fiyatlarda bulunuyor. Bilginiz olsun. Söylemiş olayım. Normalde hani piyasa videosu yapmayı ben pek fazla sevmiyorum. Siz de biliyorsunuz, çok seferde söyledim bunu yapmayı sevmiyorum diye ama beynim sallandı, öyle bir hapşırdım ki. Yani aramıza yeni katılanlar benden bu tarzda bilgiler istiyorlar. Aslında hani benim de yaptığım ekstra bir şey yok arkadaşlar. Sadece girdim şöyle bir fiyatlara bakayım dedim. Piyasa videosundan böyleydi arkadaşlar. Böyle benim gözüme kestirdiğim mantıklı arabaları sizinle de paylaşayım dedim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda ve hatta bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Dediğim gibi siz bu videoyu izledikten 3 saat sonra yayın başlayacak. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkası geliyor.